İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Sakaryalı Genç Girişimciler programımıza hoş geldiniz. Programımıza başlamadan önce bu hafta gerçekleşen hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Bu hafta konuğumuz Sayın Kürşat Kaan Havalı, İmparator Turizm sahibi. Hoş geldiniz Kürşat Bey. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok şükür. Kürşat Havalı kimdir bilmeyenler için sizden biraz dinleyelim. Şimdi ben de program başlamadan önce şehitlerimize rahmet diliyorum. Kalanlara başsağlığı diliyorum. Allah bizi inşallah böyle hain saldırılarla bir daha sınamasın. Amin. Bu birlikteliğimiz, millet olarak duruşumuz baki kalsın. Tüm kalbimden geçenler bunlar. Görev yapanlara da hayırlı görevler diliyorum. İnşallah onların ayağına taş değmez. İnşallah. Gerçekten çok güzel söylediniz. Evet. Millet olarak bu dik duruşumuzu inşallah daha da ileriye götürürüz. İnşallah. Yani biz diğer ülkeler gibi olamayız. Biz Türk milletiyiz. Türk milletinin ayrıcalığı var. Biz imparatorluklar kurmuş bir milletiz. Bu anlamda herkesin bize umudu var. Biz de bu topraklardan hiçbir şekilde vazgeçmeyiz. Çok güzel söylediniz. Kürşat Kaan Havalı kimdir? 1979 Ankara doğumluyum. 4 yaşında Sakarya'ya geldik. Babam memuriyeti dolayısıyla. Annem Sakaryalı. Babanız? Ankaralı. Ankara. Evet. Ya yani Kırşehir ve Kahramanmaraş da var. Netice itibariyle işte biz memur çocukları böyle Sakarya'ya, annemizin memleketine geldik. İlkokul İskan İlkokulu'nda okudum. Ortaokul Merkez Atatürk. Lise Endüstri Meslek Lisesi. Sonra da Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliğini bitirdim. Babamın emekliliğinden sonraki ticari hayatı servisçilik olduğu için de öğrenci ve personel taşımacılığı yapıyoruz. İmparator Turizm nasıl başladı? Nereden aklınıza geldi? Aslında bir eğitmensiniz, bir öğretmensiniz. Şimdi 1986 yılında rahmetli babamın, buradan nur içinde yatsın, rahmet diliyorum Allah tüm ölmüşlerimize. Kurmuş olduğu, yani Ankara'dan miras geldi. O miras da ancak bir taksi plakası almaya yeterliydi. Öyle bir taksi plakasıyla birlikte servisçiliğe başladı. İşte o aldığı taksi plakasının öğrencileri var. Dediler ki bunları da taşımak zorundasın. İşte Sakarya'da taşımacılık yok. Hep böyle. İşte rica minnet insanlar şey yapıyorlar. İstekte bulunuyorlar. İşte babam da öyle memuriyetinin yanı sıra işte sabah, öğlen yemeği arasında ve akşamleyin iş çıkışında öğrencileri evlerine, evlerinden okullarına öyle başladı. Bir 5-6 öğrenciyle başladı. Bir nevi bir VIP taşımacılık. Aynen öyle. Özel o zamanki sistem öyle. Hani böyle toplu taşımacılık yok. İşte bu anlamda babamdan sonra işte İmparator Turizm de hep rahmetlinin hedefiydi. Ya şu memuriyet şey kurtulsam işte o zaman yeşil pasaport umudu vardı. Efendime söyleyeyim emekli maaşı hepimizin bir güvencesi memuriyet. Kurtulamadığını dile getiriyordu sürekli, bir firma kuramadığını. İşte onun emekliliğiyle birlikte 97 yılında emekli ikramiyesiyle devamında evimizi satarak İmparator Turizm'i bir araçla kurduk rahmetli babamla. Netice itibariyle 2002 yılında Özel Şahin Eğitim Kurumları'nın bu anlamda taşımacılığını aldık. Buradan rahmetli Enes Hocam'a da rahmet okuyorum, Enes Alagöz'e. Kendisi de emeği çoktur bende. Onun ticari bakış açısından çok deneyimlerim oldu. Onun yanında yetiştiğimi düşünüyorum. Bu arada babanız hayatta tabii ki. Yok rahmetli oldu. Babam oldu. 2002'de hayatta. İşte 2 sene Özel Şahin Eğitim Kurumları'nı birlikte çalıştırdık. 2004'ün yazında da vefat etti kalp krizi nedeniyle. Sözünüzü unutmadan kesiyorum. Evet. Çok özür dilerim. Bu arada 24-25 yaşlarındasınız. Aynen öyle. 24 yaşında üniversiteyi da. Evet üniversiteyi annem vardı. Yalnız kalmadım. Allah razı olsun. Annem öyle bir şey ki biz ailece çalışan işte babam bir servis aracını kullanıyor. Annem onun yanında çocuklarla ilgileniyor. Hani şu andaki işte abla yardımcı hostes gibi. Ben de üniversiteye giderken aracı kullanıyorum. Kardeşim de benim yanımda çalışıyor. Yani biz öyle iki araçla hizmet vermeye başladık. Hani çekirdekten geldim o anlamda. Hiç böyle daha halen de servis yapıyorum çok rahatlıkla. Çok severek yapıyorum çünkü daha diyalog kuruyorum çalışanlarla. Yine taşıdığım velilerle diyalog kuruyorum. Sorunlarla birebir karşılaşıyorsunuz. Aynen öyle. Hani görüyorum evet. Hani hepsini yaşıyorum. Beni gördükleri zaman da mutlu oluyorlar insanlar. Önemli. Hani bu anlamda devam ediyoruz yine.
2004 yılında üniversiteden mezun oldum. Dedik hani bu imparator ismi de onu da anlatayım. Yani Osmanlı İmparatorluğu'ndan geliyor. Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'ndan geliyor. Hep böyle İbrahim Tatlıses'le Fatih Terim'le özdeşleştiriyorlar ama bizim ismimiz Türk milletinin imparatorluk kurmasından geliyor aslında. Biz de bir böyle bir fert olarak imparatorluğumuzu bu sektörde kurmak istedik. Yani buna da inşallah uğraşıyoruz, mücadele i̇nşallah. Ediyoruz, devam ettirmeye çalışıyoruz. 2004 yılında sürekli büyüyen sıkıntılı bir dönemdi bizim için ama tabii annemin katkılarıyla çok güzel atlattık onu. Annem de çok yardımcı oldu. Devamında ya, ticari hayat yani Allah'a çok şükür Rabbim hani bu anlamda önünüzü açtıkça bizler sadece o hayatı yaşıyoruz, kaderimizi yaşıyoruz. Hep ona inancım var. Benden ötürü değil ama ben hani azimle çalıştım. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Yani pes etmedik. Şu anda İmparator Turizm iyi hizmetler verdiğini düşünüyorum. Gücümüz yettiği kadarıyla. Şu anda İmparator Turizm'in kaç aracı var ve hangi sektörde evet. hizmet veriyor? Yani şu an işte babamın rahmetli olduğu süreçte bir aracımız vardı. Şu anda 40 aracımız var. Sakarya'da büyük firmalar olmak yani 20'yi aşkın firmayla hizmet veriyoruz. Sadece öğrenci taşımıyorsunuz. Personel serviste yapıyoruz. Ayrıca işte sağlık merkezlerinin hastalarını taşıyoruz. Yine burada Sigortamnet var. Onların bir çalışma şeyi var. Onların çalışanlarını taşıyoruz. Hani sürekli araçlarımız burada. Sadece öğrenci taşımıyoruz. Personel de taşıyoruz. Evet, personel taşıyoruz. Peki taşımacılık sektörünün zorlukları çok enteresan bir sektör. Hep canımız koltuğumuza derler. Aynen ya. Öyle. Zor bir sektör. Yani benim de çok rahatlıkla arkama yaslandığım hani her gün farklı gelişmelerle karşı karşıyayız. İşte araç hareket ediyor. Netice itibariyle bu sıkıntılı durumlarda da olabiliriz. İşte bu insan seçiminde biraz ben çok özen gösteriyorum. Çok önemli. Kaptan evet. seçiminizi... o çok önemli. Hani bizde hani bu anlamda gerekli muayeneleri yapmış, deneyimli. Hani böyle çok gençlere ben 24 yaşında bu firmayı aldım ama o anlamda da genç arkadaşlarımıza çok büyük sorumluluk vardı. Şu andaki 24 yaşındaki arkadaşlarımızda bu sorumluluğun olmadığını görüyorum. İnsanlar günlük yaşıyorlar. İşte biz emekli abilerimizle bu anlamda bu sektörde var olmaya çalışıyoruz. Onların deneyimleriyle, onların bir hayatta ispatladıkları var. Toplumda bir duruşları var. Onları araçlarda sergiliyorlar. Ben de o anlamda fazla düşünmüyorum yani. Araç düşünüyorum olayı. Şimdi özellikle çocuklarımız evet. bizim için çok kıymetli. Hani evet. insan kendinden esirgiyor ama çocuğundan esirgemiyor. Aynen öyle. Çocuğunu da bir yere emanet ederken sonuçta emanet ediyorlar size. Güven çok önemli. Bu güveni evet. vermek de çok zor olsa gerek. Ya şimdi güveni vermek çocuğa bakış açınızla. Ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. Yani öğretmenim. Ve ayrıyetten bir babayım. Şu anda 6 yaşında 2 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Mustafa ile Azra. İşte bir kız bir erkek. İkizler. Evet öyle Allah bir bağışlasın. Nasip oldu bize. Yani o da hayatın bir güzelliği bizim için bir ödül geldi. Mustafa ile Azra'ya nasıl bakıyorsam hep hani çocuk sahibi olmadan da dediğim gibi omuzlarınıza bir yük gelirse o yükle çocuk sahibi olmasanız bile o yükle birlikte baba da oluyorsunuz. O çocuğun annesi de oluyorsunuz, dayısı da oluyorsunuz. Bunu bayan hostes arkadaşlarım için söylüyorum. Hep onlara öyle söylerim. Yani onların hepsi kendi çocuğunuz. Ona göre hareket edin. Ona göre bakın. Şoförler de bu anlamda bunu paylaşırım her zaman. Ben öyle bakıyorum çünkü. Her çocuk çok kıymetli. Anneleri için de kıymetli. Bizim için de çok kıymetli. Bunlar hep hani geleceğimizin emaneti. Eğitimciyiz bu anlamda. Böyle bakıyoruz. Sizin orada olmanız aslında bir öğretmen de olmanız veliler için herhalde bir avantaj size bakarken. Evet, evet güven sağlıyor öyle. Ama tabii benim öğretmen olmam her sabah ve her akşam okulumun başındayım. Hangi okula servis yapıyorsam. Ben çocukları bütün servis araçlarını kontrol ederim. Hatta onların evlerinden alındıklarını bile izlerim onları. Bazen evden çıkarım. Teker teker her güzergahı gezerim. Hostes bayan görevini yapıyor mu? Öğrenciyi indiriyor mu? Bindiriyor mu diye bir takip ederim. Velilerime de hep şöyle hani derim ki bana bildirin. Ben sizin bir temsilcinizim. Ben bu firmanın sahibi değilim. Ben müşterilerimin bu anlamdaki temsilcisiyim. Yani ben onların gözü olurum, kulağı olurum. Onlar neyi istiyorsa, çocuklara nasıl davranılması istiyorsa ben onu hosteslerime ve şoförlerime tembihlerim. Bunu kontrol ederim, öyle söyleyeyim.
Yani çok zor bir sektör gerçekten. Zor zor. Her değişiyor. Sürekli işte sıkıntıları var. Çocukların ruh halleri, yine ailelerin ruh hali, şoförün ruh hali, hostesin ruh hali. Ama biz bunu dediğim gibi güzelce arkadaşlarımızla uyumlu çalışarak, iyi insan seçerek kapatmaya çalışıyoruz. O sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz. Şimdi önümüz kış. Evet. Oldukça. İşte o da tedbirle, kar lastiklerimizi zaten o yeni yasaya koyuldu ama biz bunu 7 seneden beri yapıyorduk. Evet, hani aynen öyle. 2 seneden beri ceza var. Aynen. Ceza değil. Bunu mesela yazın bot giymek, hani bu anlamda kışın abesli. Aynen. Kışın köseli ayakkabıyla gezersek sıkıntılı. Ama bot giyiyoruz. Aynı araçlarımızda kış lastiğiyle bu anlamda güvenli oluyorlar. Yani çocuklarımıza emniyet kemeri taktırıyoruz. Bizim çok en önem verdiğim şey aslında o. Her çocuğun bir koltuğa oturması ve emniyet kemeri takması. Öğrenci taşımanın zorlukları diyecektim aslında. Öğrenci taşımak, orada konuşsuz girdiniz. Evet. Şimdi öğrenci taşımanın dediğim gibi çocuk koltuğuna oturacak, güvenli olması için ve emniyet kemerini bağlayacak. Bu anlamda çantası sırtında değil, önünde olacak. Ve hiçbir şey elinde kalem, sivri, kesici bir alet olmayacak. Çünkü ani frenlerde çocuk, hani bunları baştan öyle kurallara koyarsanız araç içerisinde o yürüyor. Onu da kontrol eden hostes arkadaşımız varsa sıkıntısız şekilde devam ediyor. Şu ayakta öğrenci olursa frende o çocuğun, hele Allah vermesin, kaza anında çok Allah sıkıntılar açabilir. Hem onların canı için ve hem kullanan ve bizim için de. Az önceki bilgi çok enteresandı. Benim hiç aklıma gelmez. Evet, küçük onlar daha... Evet. Küçük yavrularımız, kardeşlerimiz elinde bir kesici alet. Aynen, onlar kalem alıyorlar, ödev alıyorlar ama ani bir frende o kalemin batma tehlikesi var. Ve hiçbir şey yapmayacaklar. Araçta uyuyacaklar. Eğer istiyorlarsa kemerlerini bağlayıp sabahleyin o 10 dakikalık uyku en güzel uykudur. Suratlarından belli oluyor tabii. Evet. O hani araçtan indiklerinde ben onları görüyorum, suratlarını. Ben diyorum bu hani şekerlemesini yapmış. Tamam, okula hazır. Peki hep yollardasınız siz, evet, ve personeliniz, evet, arkadaşlarınız, evet, takım arkadaşlarınız diyelim. Sakarya'nın trafiğindesiniz. Evet. Sakarya'nın trafiği özellikle son sene mi diyeyim, son senelerde mi diyeyim ama, evet, İstanbul'a yanaşır, evet, olduk. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi araç fazlalığı bu anlamda etken ama tabii bunun planlaması daha önceden yapılması lazımdı. Nasıl kaza öncesi bizler planlamamızı yapıyorsak, vatandaş olarak vergimizi ödüyorsak, belediyenin de bu anlamda üzerine düşen vazifeler vardı. Bunlar kaldırım, şu anda şehrimizin en büyük sıkıntısı kaldırım genişliği ve yol darlığı. Yollarımız çok dar. Evet, daraltılıyor. Daha da daraltılıyor. Yani şehrin göbeği tek şerit. Öyle bir şey ki burada hani biz öğrenci evine yetiştiremiyoruz. Ambulans hasta alamıyor. Yani diğer bütün şeyler bu belediyenin yanlış planlamasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani o kaldırımlarda hani araç fazlalaşıyor, yaya azalıyor. Yaya azalıyor ama yollar daraltılıyor. Böylelikle şehir bir kermekeş halinde. Yine şehrin bir bölgesine yapılan o alt geçit yol, yani 3-4 yerine yapılması gerekiyordu. Benim gördüğüm sıkıntılar bunlar. Şehre hızlandırır sanki oranın trafiğini, evet. Ya işte öyle yaparsanız şehrin ortasından tren geçiyor. Tren geçtiği anda şehir bir bakıyorsunuz 10 dakika kilitleniyor. Orada ambulans faktörü, diğer sürekli sirenler çalıyor, itfaiye faktörü giriyor. Yani trafiğimiz bu anlamda iyi planlanmadığını, Konya'da, Kayseri'de bunun iyi örnekleri var aslında. Ama biz Sakarya'da bu konuda şanssız olduğumuzu düşünüyorum. Park sorununun ne diyorsunuz? Sanki biraz şehir içinde çok fazla park ediliyor. Onları biraz engellesek bir müddetse... Yani ilimizde bir park sorunu var. İki ticari araç sorunu var. Yani taksi var, toplu taşımacılık. Belediye otobüsü, halk otobüsü, taksi dolmuş. Efendim söyleyeyim normal minibüs. Yani şehir, yani inanılmayacak derecede zaten %50'sini normal kalabalıkların %50'sini ticari araçlar kaplıyorlar. İlk işte göreve gelindiğinde o ticari araçların teke düşürüleceği bir ümitti bizim için. Bu iyi bir şeydi ama üstesinden gelinemedi. Toplu taşımacılıkta hani raylı sistemler de var bizim dibimizde. Yahya Kaptan dibimize dayandı. Ya oradan utanmasalar bizim Sakarya'ya ray döşecekler yani. Evet. Yahya Kaptan'ı olduğu gibi hani son zamanda gittiyseniz, evet, görürsünüz. Bu anlamda ben de muzdaribim ve hani milletimizin de bu anlamda tepki göstermesini istiyorum. Böyle hani ben şu andaki belediyenin miras yediğini düşünüyorum. Genel siyasetin mirasını yiyorlar. Sakarya'da bu anlamda iyi hizmet verilmiyor diye
Biliyorum onu, görüyorum, yaşadıkça. 1 milyonluk bir şehir olur. Büyük şehiriz yani, ama biz biraz iç içe yaşamayı seviyoruz. Aynen öyle. Adımız, uzaklaşmıyoruz. Adımız büyük şehir ama belediye başkanlarımız o büyüklüğü göstermiyorlar diye düşünüyorum ben. Çünkü örnekleri var. Hani Kayseri'de, Konya'da nasıl toplu taşı, İstanbul'da bile son o metrobüsle birlikte hani yapamadığın yere uzun hani direkt güzergahlar çıkartıp toplu taşımacı arttırabilirsin. Bunlar işte halk otobüsü koyuyorlar. Daha hani zaten bir kermekeş var. Araç geçmiyor yoldan. Bir ayrıyetten halk otobüsü koyuyorlar. Avrupa'nın biraz aksine gidiyoruz sanırım. Avrupa'da insanlar aynı arabaya binip işlerine beraber giderler ve özellikle raylı evet. sistem üzerine ağır yatırımlar var. Biz aynen öyle. Gidiyoruz sanki. Şimdi hani bu şey değil, Avrupa'ya bir 15 ülkeye gittim bu anlamda. Avrupa'ya gittiğince herkes işini geliştirir Avrupa'ya gidince. Benim sektörüm yok Avrupa'da. Hiçbir gelişim sağlayamıyorum. Bizimkisi çok geri planda kalmış. Yani Hindistan'da falan böyle bisikletlerle öğrenci taşıyorlar. Oralardan biz iyi örneğiz yani. Avrupa'nın kapılarına dayandıkça bu servis işi bitiyor. Doğru. Orada maalesef kendimizi geliştiremiyoruz. İşte orada da belediyenin nasıl çalışmadığını görüyoruz. Nasıl iyi hizmet verilmediğini görüyoruz. Bundan 70-80 yıl önce yer altını hani tünellerle kazmışlar ve o tünellerin içerisinde her yere giden araçlar var. Çocuklar okullarına bisikletlerle gidiyorlar. Hani çok rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde. Aileler çok yakın yerlerde okulda toplu hani ulaşım olan yerlerde büyük belediyenin büyük o hani filmlerde gördüğümüz bizim de o şeyde sarı otobüsler var. Otobüsler, yani, evet. Aynen öyle. Yani öyle hani bunu çözmüş aslında. Çok önceden yapılmış. Bizim sektör olmaması lazım. Çok eskiye gitmeye gerek yok. 70-80 evet. sene önce raylı sistemde biz aslında Avrupa'nın çoğu ülkesinde öndeydik aslında. Ama neden geriye gidiyoruz o tartışma? Yapılmıyor. İşte bu hani öngörüyle alakalı bir şey. Bunu planlamakla alakalı bir şey. Hani hep şey söylüyor. Bizi yönetenler diyor ki araç fazlalaştı. Tamam, araç fazlalaştı da sen o araç fazlalığını bilmek için oradasın. Ve Arge denilen bir şey var. Sen araştırma yapıyorsun, planlama yapıyorsun. 2023'te ben şu anda söylüyorum. Sakarya'nın nüfusu 2 milyon. Doğru. 2023'te 2 milyon lira. Şimdi biz bunun için ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Sakarya daha halen bir çevre yoluna sahip. O çevre yolu çok fazla kullanılmıyor sanki. Ya işte iki şerit, o da iki şerit. Çevre yolu dediğimiz mantık da iki şerit. Daha halen genişletme fırsatı var. Bunları işte dediğim gibi bunu İstanbul'dan gelen ithal müdür yardımcılarıyla belediyecilik anlamında yapacaklarını aslında şehirde bir konsey kursalar. Biz bunları hep dile getiriyoruz. Kendi esnaf sohbetlerimizde birlikte olduğumuz. Aslında herkes biliyor bunu. Şu anda benim konuştuklarım herkese belki tanıdık geliyor. Siz de bu anlamda. Çevre yolu evet. üstüne gitmeniz çok hoş. Benim aynen. aklıma gelmemişti. Yani, çok az kullanılan ya, bir. Niye kullanılmıyor? O da iki şerit ve bir şeridi çukurlarla dolu. Şimdi Şeker Mahallesi'nden geçen çevre yolu, bizim Serdivan'dan gelen çevre yolu. Doğru. Sağ şerit çukurlarla dolu ve yol iki şerit. Yolda bir minibüs durduğu zaman hani sözüm ona, o da çevre yolu. Sakarya bu anlamda eksik. Sakarya aslında yapılabilir, daha halen yapılabilir. Yani tek şerit yol yapacağınızda şehir merkezine aynı Çak Caddesi gibi trafiğe kapatın. İnsanlar da misal Nuri Bayan orada indirsin minibüsler. Hani şehrin içerisine minibüsleri, ticari araçları sokmayın. İnsanlar yürüsünler. Hani kimse bundan sıkıntı çekmez. Gocunmaz, yani gocunmaz. Ama o trafiğin içerisinde yani mesela Nuri Bayan orada iniyorlar. Aynen. Yürüyerek gidiyorlar. Yani durağa bile varmıyorlar çünkü bu anlamda. Zaman aynen öyle. Çok... Onun için oraları trafiğe kapamak en doğru çözüm. Yani belirli saatlerde öğrenci servislerine, geceliğine o anlamda hani kontrollü şekilde araç trafiğini açabilirsiniz. Ama hani zaten tek şerit yok. Kapatın da bari kimse o trafik derdinden kurtulsun herkes. Öyle söyleyeyim. Şimdi siz Sakarya'nın her yerine hemen hemen aynen, giriyorsunuz. Evet, gezdiğiniz evet. için çok rahat görüyorsunuz. Hazır eleştirmeye başlamışken Sakarya'da başka eksik yönleri şehre giriş anlamında turizm firması sahibi aynen, olarak çok vizyonumuz çok sıkıntılı. Hani biz çok doğal güzellikleriyle olan bir şehriz aslında. Biz bunu kullanamıyoruz. Bizim doğal güzelliklerimiz Sapanca'da, yine Karasu tarafında, yine Akyazı tarafında, o Dokurcun tarafında muhteşem çok güzel yani muhteşem yerler. Hepimiz biliyoruz bunu ama aynen. biz bunu pazarlayamıyoruz. Çünkü bu anlamda yine dediğim gibi vizyon eksikliği var. Bunu dert edinecek yöneticilere ihtiyacımız var bizim. Ben bunu görüyorum. Fazla da böyle hani siyaset konuşmuyoruz biz burada ama bu ilin problemlerini netice itibariyle konuşuyoruz. Yine söylüyorum, miras yiyorlar diye bu anlamda. Peki Sakarya'da sosyal yaşam ne yaparsınız? Sosyal olarak nasıl da vakit geçiriyorsunuz? Şimdi ben işte beden eğitimi öğretmeni olduğum için futbol hepimizin sevdası. Hani biz
Türk insanı olarak futbolu çok seviyoruz. Aynen öyle. Futbolu ve ayrıyeten sporu. Yaptım. Yani her alanda spor karşılaşmasını televizyondan takip ederim. Tenis bazen eşimle de problem olur. Tenis maçını bile izliyorsun der böyle. Hani onu bile izlerim. Spor hoşuma, izler aynen gerçekten. Öyle. Hani her hani hangi program varsa akşamları boks giriyor, o kickboks giriyor devreye. O sporun her boyutunu izliyorum. Bu anlamda da Sakaryaspor'un da mesela geçen seçimde yönetiminde yer aldık ama biz seçilemedik. Nasip olmadı. İsmail Gürses ve ekibi bu anlamda başarılı oldu. Kendisine başarılar diliyoruz. Hepimizin çünkü bu anlamda isteği var. Kesinlikle. Hatta hani Sakaryaspor'un onu da buradan paylaşayım. Diriliş sezonu. O, evet, diriliş sezonu. Onun mimarı benim. O projenin söylemin. Mimarı. Söylemin. Aynen. Aynen. En çok başta güzel. Bizim yönetimimizde bu ama çok güzel oldu. Hani olması gereken oydu. Çünkü Sakaryaspor'u dirilişe layık bir kulüp. Çok köklü. Yani hatta hani Sakaryaspor'un büyüklüğü böyle hani dört büyüklerden sonra çok rahatlıkla ilk ikiye, ilk üçe girecek bir kulüp Sakaryaspor ama aynen öyle. Ona da maalesef Sakarya'nın şanssızlığı ne yönetimler bu anlamda bir vizyona sahip ne gelen futbolcular o Sakaryaspor'un büyüklüğünü taşıyamıyorlar. Kocaman neden işte çok sağlam bir yönetim çıkmaz ki? Aslında şu andaki yönetim ben destekliyorum. Çok güzel hamleler yapıyorlar. Hani gönülden destekliyorum. Maçların yayınlanması çok büyük bir olay. O Sakaryaspor'un büyüklüğünden geliyor. İsminin aynen öyle. İsminin büyüklüğünden geliyor. Bu anlamda da hani biz de şehir olarak ne varsa hatta hani yine benim projem derken ben nasıl Beşiktaş feda sezonu yapmıştı ve feda formaları. Deli söylemini soracaktım. Aynen öyle. Ya şimdi örnekleri var. İşte Beşiktaş'ın feda sezonu gibi. Yine diğer kulüplerde de var. Galatasaray'ın bir sıkıntıda olduğu zaman böyle kulüpler nasıl ne zaman sıkıntıya düşerlerse ilk yetişecekleri yer aslında taraftar olması gerekir. İlk hiçbir iş yapmayacaksın. Böyle yönetimlere de çok kuvvetli yönetimlere de gerek yok. Hani bu anlamda Beşiktaş'ı yine örnek veriyoruz. Fikret Orman çok böyle hani o Yıldırım Demirören gibi bir kuvvetli bir adam değildi evet. Hani bu anlamda ama ne yaptı taraftarına sarıldı. Yani aynen öyle. Var. Aynen öyle. Sakaryaspor'da ben işte diriliş formaları o zaman hani her Sakaryalı'nın sırtında bir tane diriliş forması, forma satışıyla hani oradan ve diriliş ürünleri diye çıkmıştım. Yani biz Sakarya'da 100 bin tane forma satarız, satılır. Şu anda da mesela yönetime tavsiyem, acilen diriliş formalarını devreye soksunlar. İkinci yarıya transfer gerekiyorsa o diriliş formalarıyla transfer yapsınlar. Hiç taraftara uğraşmasınlar. Hani aynı şu iş adamından hani bağış alalım, şu belediye başkanından bağış alalım. Bunu taraftara küçük oranda 50 lira, 60 lira hepimiz verebilecek durumdayız. Fabrika sahiplerine diriliş formaları satsınlar, onlar işçilerine dağıtsınlar. Yani bu anlamda Sakaryaspor bir şey versinler insanların eline, onlar da karşılığını verir. Bizim halkımız bu anlamda cömerttir. Yardımlaşma kulübü için bu anlamda, yani ülkemiz zaten yardımlaşma. Yani bu anlamda Suriye'deki katliamları görüyoruz. Bizim ülkemiz en güvenilidir liman. Kesinlikle. Allah'a çok şükür ben de çok hoşuma gidiyor. Çok destekliyorum öyle. Keşke Filistin'de bizim sınırımız olsaydı da oradaki kardeşlerimize de Gazze'deki kardeşlerimize de el uzatabilseydik bu anlamda. Yani biz dediğim gibi bir mirasın devam eden nesliyiz, sorunlarıyız. O miras da bize Orta Asya'dan bu zamana kadar hep yardım etmeyi, güçsüzün yanında durmayı, güçlünün karşısına dikilmeyi bize görev kılmış Rabbim tarafından. Bu anlamda da işte destekliyorum. Ne zaman yardım Sakaryaspor'dan geliyoruz yine millet. Bu biz her yere yardım ediyoruz. Zaten biz de bu şekilde istismar ediliyoruz ülke olarak. Maalesef. Yani bizi hep can evimizden dinle vuruyorlar. Millet sevgimizle vuruyorlar. Türk milleti olarak gerçekten biraz acıma duygumuz ve insanlığımız Avrupa'dan önde bence de. Yani Avrupa'da hiç esamesi okunmaz. Yani hani kapısında ölsen kimse bakmaz. Onlar kendi dediğim içinde gibi, de öyleler gerçekten. Öyle öyle. Onlar açlıktan ölürler. Yani bu anlamda kimse yani ölse kapısında, komşusu ölse. Ama bizim tabii dinimiz de bize bunu emrediyor. Komşun açken tok yatan bizden değildir diyor. Hani bu anlamda bizim her yerden mayamız sağlam Allah'a çok şükür. Çok şükür. Hem hani Orta Asya'dan gelen bağlarımız bu anlamda birlikteliğimiz. Hem de millet olarak şu andaki tamam, dinimiz. Aynen öyle. Dinimizden emredilenleri uyguladığımız zaman sıkıntı yok bizde. Bizim milletimize de zeval gelmez. Bu Kur'an'da İnşallah. Da emredilmiş. Yani hiçbir şekilde dünya yanar. Bizim milletimiz o dünyanın içerisinden öyle çünkü hani Rabbimin İstanbul'un fethinde
Bu anlamda bizim milletimize övgüsü var ve hilafet güneşi battığı yerden. Bunu o anlamda hilafet diye algılamayalım. Yani İslam'ın sancaktarlığını yapmış bir ülkeyiz biz. 300 sene, 400 sene Kabe'nin bekçiliğini yapmışız biz. Allah'ın evini bizi beklemişiz. Netice itibariyle biz korumuşuz. Biz değerlendirmişiz. Bizim milletimize bir şey olmaz. Biz... İnşallah. Allah'a çok güzel söylediniz. Evet. Spordan bahsetmişken evet. Bir de şehrimizin futbol takımımızdan daha üstlükte bir temsilcisi daha var. Evet. Büyükşehir basketbol takımı. Orada işler doğru çok yapılıyor. Çok güzel gidiyor. Aynen öyle. Hani gerçi Sakaryaspor'da da şu an çok doğru işler yapılıyor. Şeyde de basketbol takımında da bu sene kesin çıkacak. Ben de inanıyorum. İnşallah. Çünkü şehre hani, yakışır. O yakışır. Bizim şehrimiz her şeye yakışır. Bizim şehrimiz 1 milyon, 2 milyon olacak kapasitede İstanbul'da. Özellikle aynen. Altını çiziyorum ki biraz daha taraftar gitsin, haberi olsun, evet. Bilmeyenler olabilir diye. Evet. Çok güzel bir taraftar kitlesi oluşturdu kendine. Maçları dolu dolu oynuyor. Aynen, ben de takip ediyorum. Birkaç geçen sene madem hani sıkıntı yaşadık ama o çıkamadık işte. Evet. O denk geldik. Tofaş'a denk geldik. O da bu sektörün, bu branşın devlerinden. İşte dediğim gibi biz Sakaryaspor'u o anlamda da ben çok destekliyorum ve inanıyorum. Onlar kesin çıkacaklar. Sakaryaspor'un da biraz diriliş formalarına ihtiyacı var diye düşünüyorum. Sakarya'da bu sene inşallah Sakaryaspor'u da belki bir üst lige çıkar umudu besliyoruz ama. Belki değil. %100 çıkması gerekiyor. İşte ikinci yarıda herkesin daha çok destek vermesi. Tamam bu yarı bitiyor. Bir maçı kaldı herhalde. Aynen öyle. Hani biz 2 puan şu anda 1 puan var 2 puan var herhalde. Liderle. 2 puan var. 2 puan var. Biz o şeyi koruruz. Dediğim gibi birkaç transferle, katkıyla bunu taraftardan istesinler bizden, biz yaparız bu anlamda. Ama tabii böyle formayla birlikte taraftara gidilsin. Bir iki transfer daha çıkarsa bizim kulübümüz iyi, futbolcularımız iyi. Teker evet. Teker baktığın zaman. Takımın Tuncay iyi. Şanlı zaten bir marka. Biz onu da çok seviyoruz. O da bizim kardeşimiz. Evet. Peki bu arada yönetmemiz de ufak bir soru söylemiş. Aslında biraz da bahsettik. İzleyiciden fabrikalara kadar Sakaryaspor formasını kendi reklamlarını basarak çalışanlara dağıtarak kulübe gelir sağlasınlar diye evet. Söylemişti. Aslında siz ona evet. Benzer bir şey söylediniz. Çalışanlara bunu, verelim. Aynen. Diriliş forması. Yani biz organize sanayi bölgeleri var şu anda. Belki 7'ye çıkacak sayısı. Ve çok büyük cirolar yapıyor. Ciddi bir Toyota fabrikası, otokar fabrikası var. Bu anlamda onlar da bu kampanyaya dahil edilebilir. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 2000-3000 çalışan evet, fabrikalarımız var. Valimiz zaten Sakarya'yla özleşmiş bir vali konumunda şu anda. O anlamda da bir desteğimiz var. Üstüne bir imparator tur basarak Sakaryaspor forması. Yani, bunu imparator hani o tur bu tur ya da o fabrika bu fabrika değil, diriliş forması. Yani genele hitap eden. Herkes evinde bir diriliş forması. Herkes sırtında bir diriliş forması olsun. Sakaryalıyım diyen, bu anlamda Sakarya'yı destekleyen, bu işte başarıda benim de bir katkım olsun diye herkese hani böyle firmalar o reklam falan değil. Onu çünkü o reklam yapıyor öbürü bu anlamda sıkıntı. Genele yaymak gerekiyor. Herkesin bütünleşmesi gerekiyor. Diriliş tekstil. Aynen öyle. Diriliş formalarını hepimizin alması gerekiyor. Ben şoförlerimi alırım hemen. Öyle söyleyeyim. Peki akademi mezunu olarak evet. Akademi mezunu biri olarak siz spor yapabiliyor musunuz? Vaktiniz var mı veya ya işte böyle hepimizin yaptığı gibi işte halı saha maçları o şekilde. Olgunlar turnuvasına sürekli ben takım hazırlıyorum. O da babamdan kalma bir miras. İşte kendiniz de oynuyorsunuz. Aynen kendimiz de son 3 seneden beri oynuyoruz. Her hafta oynuyor musunuz? Her hafta olmuyor. Şimdi belirli bir vardı da kesinti yoruyor, kar yağıyor. Bu anlamda değişik kesintiler oluyor. Aile işi şeyler. Ama hani belirli zamanlarda haftada bir oluyor. Bir de kilo alırsak eğer o zaman artık spor mecbur olmak zorunda oluyor. Peki bu mesleği biraz babadan miras kalmış evet. Gibi size sanki ama bu mesleği yapmasaydınız biz öğretmen olacaktım. Hani ben bu anlamda severek dediğim gibi tabii hani şimdi mesleğimiz çocuklara eğitimin içerisinde olduğu için hep öğretmen olma hayalimiz vardı. Beden eğitimi de öyle zaten. Hani bir öğretmen olalım da o zaman meslek lisesi mezunuyum ben. 28 Şubat süreciyle birlikte imam hatiplere uygulanan o yasak bizi de kapsadı. Biz de hiçbir başka üniversite evet, kazanamadık. Doğru. Hani bize meslek lisesi o zaman da rahmetli babam bizi Toyota açılıyordu. Toyota fabrikasında işçi olur. Hani bu okumaz gibi bakıyordu. Hani. Ama ben iyi puanlar kazanmıştım da tabii o zaman işte tarih öğretmenliği, sosyoloji öğretmenliği o tip öğretmenliklere gidebiliyorduk. Baktık olmuyor, askere gidiyoruz, beden eğitimi öğretmeni olalım dedik. Spor akademisine öyle bir şeyimiz oldu. O anlamda spora da onun devamında böyle. Spor akademisine hazırlıkta çok yoğun bir program yaşıyorsunuz.
çok iyi bir sporcu olmanız gerekiyor kazanmak için. İşte o sınavları geçince sporun o insana kattığı değerleri görünce ben çok hani spor yapmaya başladım. Yine dağcılık yaptım, çok profesyonel anlamda yaptım. Çok, çok güzel bir spor. Yani aynen öyle. Çok Türkiye'de bir Ağrı Dağı hariç bütün dağlara çıktım ama herkes de bana sorar ki Ağrı Dağı'na çıktın mı? Ya bir ona çıkmadım. Ama çok tırmanış yaptım diyorsun. Yani ben çok bu anlamda bütün dağların zirvesine çıktım. O harika. Zirvelerde konakladım bir 7 gün 8 gün. Şahane. Aynen öyle. Biz hani dağların zirveleri çok güzeldi. Böyle yalnız kalırsınız, huzur bulursunuz. Onu yaşadım. Şu anda tabii yaşayamıyoruz. Öyle bir şeyimiz kalmadı. Şu anda en huzurlu olduğumuz yer evimiz. Şimdi biraz da yeni projeden bahsedelim. Evet. Bilmeyenler için de bir buradan ilk defa evet. duymuş olsunlar. Şimdi biz bir okul projemiz aynen var. Öyle. Hep hayalimizde ticaretin yanında bu babadan kalma meslek. Bunu yürütürken işte bir altı öğretmen arkadaşımla birlikte İstanbul Aydın Üniversitesi özel bir üniversite, 41 bin öğrencisi olan bir üniversite. Çok bilinen bir onların üniversite. Evet, onların şubesi bil okulları var. Onların şu anda proje hedefleri Cumhuriyet'in 100. yılında 100 kampüs. Yani şu anda bizim yaptığımız binanın haricinde başka bir kampüs projemiz de bir 3 sene sonra devreye girecek inşallah. Şimdi o projeye biz katılım sağladık. Bakalım Allah hayırlı eder inşallah. İnşallah. Yani arkamızda Aydın Üniversitesi'nin gücü var. Bizim okulumuzda okuyan öğrencilerin Aydın Üniversitesi'nden %50 burs alma durumları var. Oo, çok güzel kardeş. Net yani 3 sene 4 sene velimiz bizde 3 sene şartı var. Yani ilkokulda bizim okulumuza başlıyor ve devamında da ortaokul ve liseyi de yapıyor. 3 sene eğitim gördüğü zaman Aydın Üniversitesi'ne %50 burs kazanıyor. Proje şu an hayata girdi. Evet, bu yeni dönemde aynen Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda eski bir oradaki okul, o yeni binasına taşındı okul. Evet. Teksen okulu. O binayı biz bu anlamda eğitim 2017 eğitim sezonuna hazırlıyoruz. Yani arkasına spor tesisi yapıyoruz. Büyük bir halı saha. Biz zaten beden eğitimi öğretmeni olduğumuz mecbur. İçin ilk yapacağımız şey spor tesisi. O binanın eksikliği vardı bizim tespitlerimizde. Sınıflar 55 metrekare. O çok büyük bir avantaj. Çok büyük sınıflara sahip. Anaokulunda Montessori eğitim sistemini uygulayacağız çocuklarımıza. Yani öğrencilerin bu anlamda hazır değil, kendileri yapmasını sağlayacağız inşallah. Her yaptıkları işi, yemeklerini dahi kendilerinin koyup kendilerini birbirlerine bu anlamda kendi tabaklarını yıkamayı. Yani herkesin kendi işini kendisini yapmasını öğreteceğiz Montessori eğitim sistemiyle birlikte. İlkokulda yine çok deneyimli öğretmenlerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Güzel bir ekip, ortaklık ekibimizde de sağlam bir ekibimiz kayıt var. Kayıt almaya başlayacaksınız Ocak, sömestr Ocak tatilinde. Sömestr tatilinde kayıtlarımız başlayacak. Örnek sınıfımız, nasıl eğitim sistem vereceğimiz hepsi broşürler halinde. Mart'ın 13'ünde de sınavlarımız yapılacak. Sakarya'da bursluluk sınavları. Biz ona da çok önem veriyoruz. Hani bu anlamda Sakarya'da çok burs vereceğiz öğrencimize. Çok insan süper. Okutmayı planlıyoruz. Çok. Şimdi hani biz eğitim ben de bir kolej mezunu olarak burs öğrencileri çok seviyorum. Ben eğitimin içerisinden geldik ve biz ne kazandıysak öğrenci ve personel taşımacıyla değil öğrenci taşımacıyla kazandık. Bu anlamda şimdi eğitimden kazanan bir insan bütün yatırımını da eğitime yapmak zorunda. Ben de bir öğretmenim. Böyle bir yatırım yaptık. Dediğim gibi biz hiç boş sınıf bırakmayacağız. Evet, 6 tane öğretmen arkadaşımızla birlikte. Kendi işinizin başında olacaksınız aslında. Evet, onların eşleri de var bu anlamda. Zaten bir 10-12 kişiyiz bu ekip eğitimci olarak, kadrosu. Eğitimci kadrosu olarak. İşte benim ticari hani bakış açımla birlikte onlara bir harman yaptık. Yerimizi kiraladık. Bir 7 sene orada o kurumda hizmet vereceğiz. İstanbul Aydın Üniversitesi gibi bir güçlü bir yapıyı kendi arkamıza aldık ki bize ufkumuzu açsınlar. Biz Sakarya'da ne kadar geliştirebiliriz kendimizi? Yani en büyük geliştirsek yine yetersiz olduğumuzu düşünüyorum ben. Bu anlamda bir partneriniz çok kuvvetli bir ortak olmuş. Aynen, aynen öyle. Yani kendileri de sağ olsunlar bütün laboratuvarlarını, tesislerini. Yani Sakarya'daki öğrenci Aydın Üniversitesi'ne gidecek ve NASA'daki laboratuvarın aynısında eğitim görecek. Bizim hedefimiz o. Hiç kimsede olmayan imkanlar. Nasıl özel okulla devlet okulu arasında fiziki şartlarda farklılıklar var. Yani devlet üniversiteleri arasında da çok fark var. Özel üniversite de çok üst düzeyde. Ciddi fark var. Aynen öyle. İsviçre'deki atom araştırma merkeziyle anlaşmaları var. Buradan öğrenci İsviçre'ye CERN'e göndereceğiz. NASA ile anlaşmaları var.
Belki inşallah talihli öğrencimiz Sakarya'dan olacak ve NASA'ya gidecek. NASA'da hani belki uzaya göndereceğiz. Yani biz bunları Sakarya'da düşünemezdik. Bunları hayal dahi edemezdik. Yine bir sömestr tatilinde çocuk üniversitesi var. Buradan öğrencilerimizi üniversite hayatına bir göstereceğiz onlara. Bakın diyeceğiz, meslekler bunlar. Belki küçük yaşta ilgi alanlarını belirleyip bu şekilde hani küçük yaşta yön çizmelerini sağlayacağız. Bu projeyi de inşallah hani Sakarya halkı da benimser. Biz bu anlamda ne gerekiyorsa yapacağız. Öğrencilerimizin iyi eğitilmesi konusunda. Eğitim kurumumuzun tam ismi ne olacak? Bil okulları. Sakarya Bil okulları. Evet. Bil okulları. İstanbul Aydın Üniversitesi Proje Okulu Bil okulları. Bu internetten de takip edebilirler. Anaokulundan ilk öğretim 8. sınıfa evet. kadar mı? Aynen öyle. 8. sınıf. Biz lise öğrencileriyle diğer anaokulu ve ilkokul ve ortaokul öğrencilerin aynı kampüs içerisinde yer almasını istemiyoruz. O lise öğrencileri ayrı bir boyut. Artık değişik bir boyuta geçiyorlar. Evet, sanki lise evet. öğrencisi olunca biraz daha genç. Aynen, onlar bir değişik, hani bazen iyi model de oluyorlar ama değişik modeller de çıkabiliyor çocuklarımızın görmek istemediği. Biz onun için onları ayrı bir platformda değerlendirip onları anlayabileceğimiz, onlarla daha iyi diyalog kurabileceğimiz bir okul yapacağız onlara da. Daha liseyi ileride. Daha sonra tutuyoruz. İlk önceliğimiz belki de kendi mezunlarınıza da aynen öyle, çekirdekten yetiştirmek öğrencilerimiz. O zaman Sakarya hayırlı olsun gerçekten. Evet. İddialı bir proje geliyor. Yok hani biz ona güveniyoruz. Projemize güveniyoruz. Bu anlamdaki ortaklığımız da bize çok destek anlamında çok ufkumuzu açacak. Ben kendi ortaklarımıza da güveniyorum. Çok seçkin öğretmen arkadaşlarımızdan kuruldu. Hepsi branşında başarılı insanlar. Hep transfer teklifleri alan insanlar. Ama biz dedik ki onlara gelin birlikte biz bir kendimize ait bir okulumuzu yapalım. Kendi okulumuzu bu anlamda, eğitim anlamında. Bir de hani öğretmenler bu işe değişik bakıyor. Öğretmenler eğitim gözüyle bakıyor. Ticari gözle biraz bakmıyoruz. Biz öyle söyleyeyim. Çok önemli. Çünkü özel okulculukta en önem verdiğim şey artık velilerin bir ticari bir meta olarak görülmesi. Öğrencilerin gelir getiren birer varlık olarak görülmesi benim hiç hoşuma gitmiyor. Öğrenciler çok önemlidir. Kesinlikle özel okul dahi olsa ticari anlamda bakılmaması gerekiyor. Çok hani o anlamda yaklaşacak bir kurum için öğretmenlerden kurmamız gerekiyordu. Biz de öyle yaptık. Kurucumuz da öyle. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin sahibi de Mustafa Aydın. Kendisi de o şekilde bakmamızı öyle bir şey hani öyle bir mayalarımız tamamıyla tuttu. Şu anda öyleyiz. Çok önemli gerçekten evet. bu bakış açısı. Ben de bir kolej mezunu olarak o zamanlar benim zamanımdaki Özel Tansel kulakları çınlasın Büyük Akten ailesi belki de bu gözle bakan İlklerdendi. Çok memnunduk gerçekten. Çok güzel bir ortamımız vardı. Kulaklar çınlasın. Selam gönderelim burada onlara da. Evet, ben de hocama selam söylerim. Allah ben. Muvaffak eylesin bu İnşallah, projede. Bu proje için biraz daha okulunuz şekillendiğinde Ocak sonrası belki de gelip bir kayıtlar alıp onun üstünde de bir program yaparız. Olur inşallah, biz de bekleriz. Yani şu anda güzel bir program yaparız onlara da. Mimarlarımız hazırlıyor çizimler. Yani o binanın şekli çok değişik. Biz biliyoruz tabii şeyi. Mimari çizimleri ama çok güzel bir şekil alacak. O spor tesisi çok bir değer kattı. Yine alt katta buz pateni uygulamamız olacak. Süper. Yani dediğim gibi Sakarya'ya çok güzel bir eğitim kurumunu kazandıracağız. Hep aklımda olan bir sorum, artık bir başka bir sorum vardı ama bu projeyle evet. ilgili son sorum. Spor bursu vermeyi düşünür müsünüz? Yani şimdi spor bursunu biz onu biz hani ortağımız Sezgin bir tane kendisine selam söylüyorum buradan. O belirleyecek bunu. Herkes kendi branşında hareket ettiği için o teklif edecek. Şu anda benim öyle bir fikrim yok. Öyle söyleyeyim. Çünkü ama eğitim bursuna benim de yani olmazsa olmazım hiçbir sınıf boş kalmayacak. Ben 20 kişilik bir sınıf istemiyorum. Hani kendi görüşüm. Zaten bunu İstanbul Aydın Üniversitesi de istemiyor. Bütün sınıflarınız diyor hani 20 öğrenci mi aldınız? 4 tane öğrenciyi açın bursu. Alın öğrenci, gariban hani bu anlamda gariban çocuğu da özel okulda okutun bunları. Bunları Türkiye'nin sistemine yerleştirin, iyi yerlere getirin. Biz de bu çok anlamda önemli. Dua alsak yeter bize. Kesinlikle, çok böyle bir çok önemli, hani gerçekten. Ticari anlamda çok büyük hırslar olan insan değilim bu anlamda. Çünkü bu iş okul işi. Biz de eğitimden kazandık. Yine bu yola harcayalım. Şu an 35-36 yaşlarında, 37 evet. yaşlarında genç bir patron olarak söylüyorum. Evet. Çok yakın, çok uzak olmayan bir aslında başarı diyelim. Evet. Hikayenin başlangıcından beri varsınız. Evet. Genç girişimcilere
ne tarz önerileriniz olur? Hani ticarete korkmadan atılın veya evet. tedbirli atılın. Ne tedbir, tavsiyeleriniz? Tedbir hiç öyle. Hani bütün riskleri göze alarak girmeleri gerekiyor. Ticaret risklerle bağlantılıdır. Tabii risklerden korkmayacaklar ama bütün o risklere de çözümler üretebilecekler. Planlamalarını iyi yapmaları gerekiyor. Üç kere düşünsünler. Aynen öyle. Yani bizim madem hani Sakarya'da çok sıkıntılı bir durum var. Sakarya'da bir fırın açılır. Çok iyi iş yapar. Yanına bir fırın daha açılır. Yarı yarıya düşer işler. Onu görür bir fırın daha açar. Yani bu şekilde ticari anlayışlı olmasınlar. Bizim ceddimiz nasıl yapıyordu? Bizim ceddimiz siftah yapmayan komşusuna siftah yapacak müşteri yollayan bir ecdadın biz tabii çocuklarıyız. Bu anlamda baksınlar. Netice itibariyle hiç, hani kesinlikle fesatlık içermesin. Kalplerinde fesatlık olmasın. O çok iş yapıyor. Ben öyle yapıyorum. Bu anlamda bu temellerle iş yeri kurmasınlar. Hep Rablerinden istesinler o anlamda. Ama planlamayı da iyi yapsınlar. Hani sen her tedbirini alacaksın. Geri takdir bu anlamda. Zaten buna göre de Rabbim ödüllendirir diye düşünüyorum. Peki ağzınıza sağlık gerçekten. Evet, çok keyifli, aynen. Çok güzel bir sohbet şimdi, oldu. Yani bu canlı yayın sıkıntılı. Bu heyecan da içeriyor ama bu da sizin hoş sohbetinizle, bu anlamda çok anlayışınızla güzelce gitti maşallah. Evet. Bir söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa onları alalım, sonra veda evet. edeceğiz. Buradan tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah. Mekanları cennet olsun. İnşallah bizim emniyet güçlerimiz bu zorlukların üstesinden gelecekler. Çok yakın zamanda bu terör olayları son bulacak ülkemizde. Bu anlamda da fert olarak bütün hani tüm varlığımla her konuda hizmete açık. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz birer aslında Türk askeriyiz. İşte yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah bir daha böyle olaylarla bizi sınamasın inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bu güzel sohbet için Kürşat Kaan Habalı'ya, sevgili konuğuma çok teşekkür ediyorum. Çok hoş bir sohbetti. 15 gün sonra yine çarşamba günü saat 9'da buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.